Bir Mutfak Bir Hikaye programımızda bugün Kurtuluş'ta Gül ablanın evindeyiz. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Gül abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suzan Hemşire de var yanımızda bugün. Senin aynı zamanda manevi annen Suzan Hemşire değil mi? Evet, hem manevi hem ruhsal annem. Gül abla deyince her zaman zaten Suzan Hemşire. Suzan Hemşire deyince Gül ablayı hatırlıyor galiba genelde insanlar. Evet. Bize bir de bugün yemek yapacaksın aynı zamanda. Ne yemeği yapacaksın bugün bize? Malzemeleri görüyorum burada, çok güzel gözüküyor. Evet. Bugün Diyarbakır Mardin karışımı, zeytinyağlı, lahana ve yaprak sarması. Zeytinyağlı yapacaksın. Evet. Bu yapraklar da incecik, sizin oraya ait bir şey mi? Yok, onları buradan aldım. Ama tabii ki bizim yapacağımız şekle göre. Şurada bir kırmızı bir şey görüyorum. Nar ekşisi mi o? Bu gördüğün sumak suyu. Sumak suyu. Peki bu nasıl yapıyorlar bu sumak suyunu? Ben yani ilk kez duyuyorum sumak suyu. İşte sumağı alıyorlar ve suya basıyorlar. Biraz tuz koyuyorlar. Ondan sonra onu bekletiyorlar bir yarım saat kadar. Sonra onu süzüyorlar. Tanelerini ayırıyorlar. Tekrar o taneleri suya koyuyorlar. Tekrar biraz tuz koyuyorlar. İkinci yine bekletiyorlar yarım saat. Sonra ikinci süzmeyi de yapıyorlar. Ve o süzdükleri sumak suyunu güneşe bırakıyorlar. Güneşe bırakıyorlar. Ve o hemen hemen bir hafta kadar güneşte kalıyor. Ama tabii orta kaplarda, böyle hafif çukur kaplarda. Çünkü büyük bir kaba koyamazlar, onu kaldırıp koymak çok zor olur. Aşıyor. Tamam, başlayalım istersen. Malzemelerimiz bunlar, görüyoruz zaten. Sen önce neyden başlayacaksan? Evet, yani önce soğanımızdan başlayacağız. Sen bura doğumlusun değil mi? İstanbul doğumlusun. İstanbul doğumluyum ama ben Gedikpaşa'da doğmuşum. Sonra Bakırköy'e taşınmışız biz, ben küçükken. Orada okulda, Dadyan Okulu'nda okudum. 15 yaşına kadar Bakırköy'de kaldık. Sonra bu tarafa taşındık. Şurada Seymen Sokak'taydık. Sonra geldik. Taşındın, buraya geldin. Evet. Senin annen baban, onlar? Annem babam Kayserili. Kayserili. Evet. İkisi de Kayserili. Evet. Peki onlar ne zaman gelmişler? Yani sen aslında burada doğdun. 1920'de filan. Ama babam askermiş. Trakya'da askerlik yapmış 9 sene. O zaman. Eskiden değil mi? Evet. Annem de annesiyle Kayseri'de o şey vaktinde. Bitince savaş. Onlar anne kız İstanbul'a gelmişler. Babam da askerliğini bitirmiş İstanbul'a gelmiş. Artık Kayseri'de kimsesi kalmamış. Burada işte tanışmış babam. İki babalar birbirini zaten tanırmış Kayseri'den. Demişler rüyasının ilk geldiğinde annemi rüyasında görmüş, bu senin kısmetindir demişler. O da gidin isteyin demiş, kolayca evlenmişler. Galiba 1920'de oluyor. 1920'de. Daha sonra burada Kumkapı, Gedikpaşa. Ablam Kumkapı'da doğmuş, 22'de. Benden 5 yaş büyük. Ama sonra Gedikpaşa'ya taşınmışlar. Ben de Gedikpaşa'da doğdum. Gedikpaşa'da doğdum. Ben aslında şeyi merak ediyorum. Kökleriniz yani nereye dayalı? Kayseri'ye dayalı. Kayseri, hep oradalar. Anne de, ne baba iş yapardı baban senin? Benim babam terziymiş. Ama askerlikten sonra geldiğinde terziliğini yapmamış. Hazır elbise satardı. Satış yapıyordu. Esnaftı yani. Esnaftı, evet. Çarşı kapı derler, biliyor musun? Gedikpaşa'da. Biliyorum, Gedikpaşa'da. Çarşı kapıda dükkanı hazır vardı. Giyim. Eskiden o kadar para kıymetliydi ki insanlar elbiseleri biraz eskidi mi gelirler satarlar. Babam onları alır, daha tamir eder. Annem de evde dikerdi. Onu götürür satardı. Tekrar satardı. Evet. Aldığı gibi satmaz, tamir, tamir eder, revize. Annem de ona yardımcı olurdu. Biz küçükken öyle büyüdük. Yani evde bir dikiş vardı.
Gül abla, şimdi sen kırmızı biber doğradın, yeşil biber. Önce soğanı doğradım. Evet. Sonra kırmızı biber. Evet. Ondan sonra yeşil biber. Doğradın. Evet. İşte güzel, ince ince doğruyorsun. Tam ustasın yani. Sen de Mardin doğumlu musun? Evet. Ben 1963 yılında Mardin'de doğdum. İşte annem babam 7 kardeşiz. 5 kız, 2 erkek. Ben en küçükleriyim. Ne zaman İstanbul'a geldiniz? 1978'de İstanbul'a geldik. Önce abim İstanbul'a geldi, İlyas abim. Ondan sonra o burada iman etti. Sonra bütün aileyi işte ev kiraladı ve hepimizi buraya getirdi. Ondan sonra o şekilde. Sonra ben, sonra Habib abim, İlyas abim önce iman etti. Sonra Habib abim, sonra ben, sonra annem, sonra ablam, sonra öbür ablam. Bereketli aile. Öyle öyle yani gidiyor yavaş yavaş. Çok güzel. Bedir abiyle nasıl tanıştın? Eşinle yani. Bedri'yle biz o zaman şeyde, Gedikpaşa'da, Jeovaran'da toplanıyorduk. O zaman Misak birader bizim pastörümüzdü. Ondan sonra o şekilde bir gün oldu, bir pazar günü baktım, Bedri geldi. Ve abime dedim ki, dua etmeye başladı Bedri. Abime dedim ki, abi ya bu kardeş dua ettiği zaman benim ruhum çok sevindi. Ne kadar ruhla dua ediyor. Öyle çok işareti da aldım diyorsun yani. Yok yani kesinlikle evlilik için düşünmedim. Ama ruhsal olarak yani güçlü hissettim. Ruhum onun duasına çok şey oldu. Yani okeyledi. Bedri abi de İstanbul. Bedri Diyarbakırlı. Diyarbakır doğumlu. Yani o burada mı yaşıyordu geldiğinde? Burada yaşıyordu. Ondan sonra işte zaman geçtikten sonra Çuçan abiyle beraber iş hayatına atıldılar. Evet. Ve o şekilde sizin yani evliliğiniz nasıl oldu? Tanışmanız nasıl oldu asıl yani? Gedikpaşa'da mı orada tanıştınız? Yok, yok. Gedikpaşa'da iken sonra işte Çuçan abiyle iş hayatı başlayınca bu arada Çuçan abiyle beraber aynı şekilde ev grubu yaptılar. Ev toplantısı ve o zaman bir açılış oldu. Sen de gittin. Ruhsal açılış yok. Biz Gedikpaşa'ya devam ettik. Bedri kiliseden ayrıldı. Çuçan abiyle hem çalıştı hem de ev grubu kurdular. Ben de Tanrı'nın önünde bir işaret koydum. Dedim ki, Rab ben senin isteğine göre bir evlilik yapmak istiyorum. Ve isteğini öğrenmek için şey istiyorum. Yani bir işaret. Ve bu işareti ne koyacağım? Ancak kimse senin seçtiğin kişi o zaman direkt gelip bana evlilik teklif etsin. Oo, çok çok keskin çok bir işaret koymuşsun. Keskin yani. Ama yani emin olmak için, Tanrı'nın isteğinden emin olmak için bunu koydum. Koydum. Ve bir gün geldi, evlenme teklif etti direkt. Ve bir gün yok, gelmedi. Çok gelmedi. Güzeldi. Yo, gelmedi. Evet, gelmedi. Bir gün evimizin telefonu çaldı. Ve telefonda Bedri. Ben de buyurun Bedri kardeş dedim. Habib abimle arkadaşlığı vardı. Belki yani yılların içinde belki iki defa evimizi aramıştır. Böyle çok arayan da değildi. Ben de düşündüm belki abimi, abimle bir şey konuşacak. Buyurun Bedri kardeş dedim. Dedi ki ben seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ben de buyurun dedim. Hangi konuda? Dedi evlilik konusunda. Böyle direkt evlilik teklifi telefonla aldım. Ve o teklifi yapınca gerçekten yani Rab'ten olduğuna eminim. Böyle bir güç yüreğime girdi ve bir sevgi girdi içime. Kaç yıllık evlisiniz? 22 yıldır. 22 yıldır. Rab daha çok bereketlesin. Evet. Devam edelim mi? Evet, lafa daldık, unuttuk. Evet, devam edelim. Bu biber salçamız. Domates salçası. Bu da domates salçamız.
Şöyle. Tamam. Baharatlarım da var. Ondan sonra bu kuru nane. Hı-hı. Böyle. Pul biber. Pul biberimiz. Alalım onu böyle. Biliyorsunuz doğulular acıyı sever. Hı. Bu da yağımız. Bol bol. Bu da sumak suyumuz. Bu da tuzumuz. Ben merak ettim orada, yaprağı farklı sarıyorsun sanki. Bohça gibi mi kıvırıyorsun? Öyle bir şey gördüm ama. Yani... Annem de öyle sarar. Böyle alışmışız. He. Annemizden böyle gördük. He. Bu şekilde böyle. En güzeli bu. Ondan sonra dökülmez. Böyle bu şekil. Ben de elimde çünkü sarıyorum. Yok. Elime alıp sarıyorum. Ben de elimde sarabilirim ama çok geç yaparım. Bu daha hızlı oluyor. Onun için böyle tercihimdir. Kaç yıldır aynı kiliseye 17, gidiyor? 17-18'e bastı işte. 18. yıldır aynı kiliseye gidiyor. Ablam öldü, 40 gün sonra tanıştım Bedri abiyle. Bana kartı verdi, o pazarı gittim. Ay öyle hoşuma gitti ki ben ev toplantılarında tövbe etmişim. Çok severim. Orası da burası değildi, başka bir apartman katıydı. Orası da tam ev toplantısı gibi, çok hoşuma gitti. Aynen, ben burayı bırakmayayım. Yakınımda Rab yaşlılığımda bana bir kilise açmış dedim. Sevindim. Ve devam ettim. Çiçeğim biraderden çok bereket aldım. O vaz ediyor. Bedri abi vaz ediyor. Yani ben o kilisede asıl aradığım ruhsal gıdamı buldum. Buldun. Anlıyorsun. Orada da ilişki gelişti ama. Orada işte. Tabii kilisenin vaizinin hanımı olduğunu anladım, Bedri biraderin. Tanıştık orada, pazardan pazarda onunla ilişkimiz vardı. Sonra bu tarafa taşındılar Bakırköy'de. Ne güzel. Daha çok ilişkimiz oldu. Ev toplantılarına da iştirak ettik birlikte. Yani 17 senedir hem kilise arkadaşım oldu hem de ev. Ama yani bir kardeş gibi seviyorduk birbirimizi. Öyle, ama benim içimde böyle bir dua ruhu vardı. Ablam öldü, ben yalnız kaldım. Yani bir aileye ihtiyacım var gibi geldi. Yani ruhsal bir aileye ihtiyacım var gibi. Bunlar bana ruhsal bir aile sevgisi gösterdiler. Hele Gül'ün sevgisini hiç unutamam. Aslında çok güzel bir örnek bu herhalde, yalnız olan insanlar için. Evet, mesela hayatta kiliselerin bu anlamda önemi çok büyük. Tabii. Evet, tabii. Yani çünkü ruhsal bir aile olmuş oluyor. Tabii. Yani beraber kilise kızı arkadaşıydık. Kızı yoktu, kızı oldu. İlkin kilise arkadaşıydık ama onların yakınlığı, sevgisi bana karşı yalnız olduğumu bildikleri için tesellisi çok hoşuma gitti. Daha sıklaştı ilişkimiz Gül'le beraber. Bundan işte kaç sene oldu ayağımın kırıldığına? İki buçuk sene evvelde. Evde birdenbire ayağım düştüm. Evde kırıldı buradan, kalçadan. Ama ben daha ne olduğumu bilmeden düştüm. Fenalık geldi, yüzümü yıkadım, oturuyorum. Birden bakıttım ki o gelen, bana gelen, zili çalan telefon etmiş yukarıdaki komşuya. O da Gül'e telefon etmiş. Süzen teyze düştü, gelin diye. Ay ne, acı bir gündü. O da temizlik yapıyormuş, bırakmış temizliği yanında. Hem de ambulansa telefon etmiş, gelmiş bana. Bir de baktım Gül karşımda. Sana kim haber verdi dedim. Telefon ettiler dedi. Ambulansa da haber verdim, hastaneye gideceğiz dedi. Ben de hastaneden çok korkarım. Ablamın vaktinde çok çektim onların orada. Ama beni hastaneye götürmeyin dedim ama ne fayda? Ambulansa telefon etmişler. Öyleyse nüfus lazım dedim. Ama daha o gelene kadar oturuyorum, yerimden kalkmadım. Bilmiyorum ağrım var mı yok mu bilmiyorum. Yürürken ne olacak bilmiyorum.
O nüfusumu aldım, biraz para aldım yanıma. İçeri odaya gidene kadar iyi. Gelirken ayağım ağrımaya başladı. Ya. Kalçan mı kırıldı, ayağın mı? Şuradan, leğen kemiği diyorlar. Çok geçmiş olsun. En ince kemik. Orası ne alçı olurmuş ne de ameliyat olurmuş. Herhalde bunun sonrasında bir bakım süreci oldu değil mi? Bakılman i̇şte, gerekti. Hastaneye götürdüler. Evet. Orada doktor, röntgen yaptılar. Doktor dedi ki, ama şunu anlatmak istiyorum. Doktor gelene kadar biz içimden korkma geliyor. Gül içimden dedim, ilahisi geliyor. Söyleyeyim mi dedim. Bu da söyle dedi. Acildeyiz, düşün. Ve orada ilahi söylüyoruz. Ben yataktayım, şeydeyim orada, işte ne derler o arabaya? Sedyedeyim. Başladım. Gül arkamdan geldi. Teodor da benim evde imanlı. O da başladı. Üçümüz bir koro yaptık orada. Herkes bize baktı. Korkma ilahisi bana bir cesaret güç verdi. Geldi. Rab'den, Rab'den ne diyecek diye şüphemi aldı. Doktor ne diyecek diye. İyi oldum gibi geldi orada. Doktor geldi, güzel bir doktor, beyaz giyinmiş. Yüzüne baktım, fena bir haber verir diye ben önledim. Dedim ki, doktor bey ben iyiyim dedim. O da düşündü şöyle, iyisin. Ama 3 hafta böyle yatacaksın sırt üstü dedi. İçimden diyorum ki, ben yatmaya razıyım ama ameliyat demedi ya. Alçı da demedi ya, ben yatmaya razıyım diyorum. Ah bir şuradan çıksam, şu hastaneden bir çıksam. Bu da doktor gitti, sonra bu dedi ki ben seni eve göndermem, bizim eve gideceğiz demez mi? Ama kocasının haberi yok, kendi kendine karar veriyor. Ben dedim ki bu olur mu olmaz mı? Bedri birader ne söyler kendi kendime? Dur, Rab'be danışayım dedim. Ben kısa bir dua ettim orada. Ya Rab, ne yapmam lazımsa gideyim mi, oraya mı gideyim, eve mi gideyim, bana göster. Ne dedim bilmiyorum işte, böyle kısa bir dua ettim. Baktım ki başka çarem yok, eve gitsem sırt üstü yat diyor. Yanımda kimse yok. Peki dedim, razı oldum. O da aldı ambulanstan buraya getirdi. Kızına evvela telefon etti, yatak hazırla dedi. O da yatağı hazırlamış sağ olsun. Ambulanstan buraya geldik. O gelişim 2 ay burada kaldım. Ama 3 hafta dedi, röntgene gitti bizde. Gözünüz aydın, kaynamaya başlamış dediler. Onlar bile sevindiler. Tabii. Röntgen tekrar yapınca. Ben diyorum ki, yani bu mucize değil de ne? Gelen bana dua ediyor, imanlılar geliyor ziyarete. Gelen dua ediyor, ben seni gördüm, yürüyordum sokakta diyorlar, cesaret veriyorlar. Ondan sonra yavrum, mucizeler mucizesi. 3 hafta sonra tekrar gittiğimde yapışmaya başlamış, 10 gün daha yat, ondan sonra lavaboya kadar gidebilirsin şeyle dediler. Walter'la. 10 gün daha yattım ama ben böyle biraz sırtımı yukarı alıp kitabımı okuyabiliyordum. O günü de 31 gün olmuştu. Tam onların dediği günü bitmiş idi. O günde okuduğum yer neresiydi? Eski Ahit'te. Hani Musa halkı denedi de dedi ki, eğer benim sözümü dikkatle dinlerseniz, şu şeyleri yaparsanız, size Mısır'a verdiğim gün hastalıkların hiçbirini vermem, size şifa veren Rab benim. Amin. Bu söz bana dokundu. Ha dedim, alçı yapmadılar doktorlar, ameliyat yapmadılar, yattım sadece. Size şifa veren Rab benim diyor, ben şifamı aldım, 31 günde oldum. Ben kalkacağım dedim. Kalktım, burada, şurada yatıyordum. Walter'da Yokarki Hanım'ın varmış, getirdiler. Walter'ı aldım. Bana şifa veren Rab sensin, bana şifa veren Rab sensin diye diye lavaboya kadar hiç ağrısız gittim. Ondan sonra da oradan da geldim. Ağrısız, sızısız 1 ay içinde yapışmış bu. Tam kaynamış. 31 gün yattım. Ondan sonra bu dedi ki, hele iyice ayağın kuvvetlenene kadar kal. Onun için 2 ay misafir etti seni. Onun için 1 ay daha beni misafir etti.
mecbur olduk, iki ay sonra gitmeye de ihtiyaç vardı evden. İki ay sonra eve gittim. Ama şunu anlatayım, çocuklar gibi olmazsanız Allah'ın krallığına asla giremezsiniz diye o söz bana, o sözle ben çocuk imanını almıştım daha evvel, tövbe ettiğim zaman. Bir çocuk gelmişti. Her geldiğinde beni burada görüyor. Sordu, bu masada oturuyoruz. Süzen teyze, sen eve gitmeyeceksin. Hep burada mı kalacaksın diyor. Soru soruyor. Ben de ertesi günü karar vermiştim gitmeye. Gideceğim kızım, yarın gideceğim ama o merdiveni nasıl çıkacağım onu düşünüyorum dedim. Derdimi çocuğa söylüyorum, 6 yaşındaki Fibinin çocuk. Fibinin kızı, eski. Çocuk ne dese beğenirsiniz. Ben dua edersem sen çıkarsın o merdiveni dedim. et dedim. Elini açtı, şöyle yaptı. Gözünü de kapattı, ne dua etti? Sessiz dua etti, açtı. Oldu mu dedim, yaptın mı dua? Evet yaptım dedi. Aa dedim, çocuğun imanına bak, ben bu yaşta onun kadar imanım yok demek ki. Ben merak ediyorum nasıl merdiven çıkacağım diye. O diyor ki, ben dua edersem sen çıkarsın. Bu da mucize değil mi? Mucize. Çocuğun ağzından konuştu. Ondan sonra merdiveni de kolay kolay çıktım. Ay, gelen hamdolsun diyorlar, seviniyorlar. Rabbin mucizesini gördüler bütün imanlı kardeşlerim. Amin. Gerçekte de ana kız gibi oldunuz tabii, iki şimdi ay beraber. Şimdi o vasıtayla, o vasıtayla dedim, bir bu hastalığa insanın kızı olsa bakamaz. Çünkü çok zordur yatalak hastalara bakmak, biliyorsun. Doğru. Hiç tiksinmeden, hiç dırdırlanmadan, hatta her sabah mutfağa giriyor, ilahi söylüyor. Bana bereket oluyordu, uykudan uyanmışım. Bir bakıyorum ilahi sesiyle, ay sabah başlıyorum ilahi sesiyle. Onun yüreğinin genişliği, onun böyle sevgi dolu hali bana çok tesir etti. Ya ben evlat isterdim, eşim istemez idi. Oldu bir defa, o da olmadı. Biz istemedik, Rab de kızdı herhalde, vermedi. Ama o günü ben çok üzgündüm. Kelamı aç, beşiği de hazırdı çocuğum. 3 aylık hamileydim. Ha, bir baktım beşiğe, şuramda bir cız dedi. Cız işittim. Aman Rabbim dedim. Yanımda kutsal kitap var, açtım. Neresi gelse beğenirsiniz. Ve şimdi çok elinize güzel versem, lalettayın bir yer atsanız orası gelir mi? Ne diyor biliyor musun? Benim için ağlamayın, kendiniz ve çocuklarınız için ağlıyor. Zaman gelecek ki ne mutlu doğurmayan annelere denecek. Bu sözü okudum, bana öyle bir teselli oldu. Ne cız kaldı, ne bir şey kaldı. Ondan sonra Rab benim yaşlılığımda, yalnızlığımda, ablam ölmüş, çocuğum yok, kimsem yok, akrabalarım dışarıda. Ama bu kızı bana baktıysa, sen olsan, bu kızım olsa bu kadar bakmazdı demez misin? Tabii, tabii. O yüzden sevgim daha kat kat arttı. Çok bereketlesin Gül ablayı da. Onun da bana karşı annesi için. Evet. 18 yaşında. Evet, ondan dinleyelim. Onu da öyle söylemişti çünkü daha önce bir konuşmamızda hatırlıyorum. Evet. İşte bir gün böyle biraz sıkılmıştım. Orada oturuyordum koltukta. Sonra böyle bu tarafa baktım. Dedim ki ya Rab, keşke annem hayatta olsaydı da bu köşede otursaydı. Annem de çünkü 3,5 sene yatalak kaldı. Ben ona baktım. Keşke hani ölmeseydi, ben ona baksaydım. Ve aradan işte zaman geçince Suzan anneyi getirdim eve. Ve aynı yerde orada şeyde çek yatta. Ana kız oldunuz. Ana kız olduk. Yani çok farklı bir duygu bu. Hem ruhsal hem fiziksel çok 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 güzel. Herkese bir şey. Herkese de aslında örnek bir tutum. İkinizinki de yani. Gerçekten özellikle günümüzde herhalde gerçek annelere bile çok zor yani, alıp da yani bakmak, etmek. Gerçekten Rab
ödüllendirsin sizi. Bedensel evlat vermedi ama ruhsal evlat verdi bana. Orada bazı kitaplar görüyorum ama ben. Bakalım mı onlara? Eski bayağı galiba. Evet. Bu Ermenice herhalde değil mi? He, Ermenice. Eski bayağı. Ben Ermenice'yi çok seviyorum. Gerçi hiç bilmiyorum. Biliyor musun? Yok. Sen aslen Süryani mi kökenlisin, evet, değil mi? Evet, ben Süryani kökenliyim, evet. Bayağı da yazılar küçük, gözlüğü i̇şte. Taktı. Suzan Hemşire, sen Ermenice biliyorsun değil mi okumayı? Tabii Dadyan'da okuduğuna göre. Bir arkadaşımdaydı, işte konu olunca Ermenice'yi seviyorum. Dedi ya, bende bir tane İncil var ama yani çok, çok hırpalanmış. Yırtık, kötü durumda. Dedim, kullanıyor musun? Yok dedi. Kullanmayacağım da, kullanamam dedi. Sen Ermenice okur muydun? Kutsal kitap, tabii. İlk yeni iman ettiğinde. Ermenice yazı, Türkçe lisan, büyükannemin İncil'i vardı. Evet, İlk onları ben hatırlıyorum. İlk tövbe etmeden evvel ben hastaydım. Onlar uzun sürer diye söylemedim. Hastalığım 9 ay sürdü. Doktorlar çare bulamadılar. Midemin sinirleri bozulmuş. O 9 ay sonra o kitabı elime alıp okumak istedim. Çalışamıyorum çünkü. Baktım var, başka kitaplar okudum. Ama hayır, Ermenice de okuyabiliyorsun. Ermenice yazı da tabii okuyorum. Ya normal kutsal kitap Ermenice okuduğunda anlıyorsun. Tabii, benim kutsal kitabım vardı. Hangi tarihte tövbe ettiğim içinde yazılı. Yazmıştın. Bir de burada bir kutsal kitap görüyorum. Eski bir soya ağacı mı var burada? Evet. Nedir bu? O işte benim annemin kitabı. Dediğim gibi İlyas abim önce iman etmişti. Sonra anneme bu kitabı hediye aldı. Ona bunlar ne tarihleri? Verdi. Annem de kitabın içine soy ağacı gibi yaptı ama soy ağacı derken yani doğum tarihleri mi? Herkes için değil. Biz 7 kardeşiz demiştim. 7 kardeşin doğum tarihleri. Nece yazıyor? Türkçe. El yazısı yazmış ama. Evet. Annen okuma yazma biliyordu. Tabii. Annem çok kültürlüydü. Yani çünkü doğuda okul, yani düşündüğünde hani ilkokul mezunuydu ama. Ama yazısı falan bayağı el yazısı güzel yani. Ve işte çocukların doğum günleri, tarih şeyleri. Bir soy ağacı gibi yapmış. Saatine kadar yazmış. Doğduğumuz saatler bile orada yazılı. Böyle şeyler aslında güzel anılar oluşturuyor. Tabii ki. Hikayeler oluşturuyor. Sen de herhalde genç yaşta iman ettin zaten değil mi? Kaç yaşındaydın? Evet, ben de 16 yaşında iman ettim. Bayağı. Hamdolsun. Ve Rabbe şükrediyorum ki gerçekten en büyük hazine Rabbi İsa Mesih'tir. Ve onunla birlikte yaşamaktır. Amin. Çünkü dünyanın her şeyi geçicidir. Kalıcı değil ki. Ama bizi kalıcı olana bağlayan yalnız ve yalnız Rabbi İsa Mesih'tir. Onun için ona şükrediyorum. Ve bugün özellikle yüreğime dokunan bir bölüm vardı. Onu okudum. Gerçekten Rabbe ne kadar teşekkür ettim tekrar ve tekrar. Yuhanna 17. bölüm diyor ki, ey baba, benle sen bir olduğumuz gibi onlar da bizim gibi bir olsunlar. Yani İsa Mesih bu dünyaya geldi ama babayla iletişim içindeydi. Ve babanın kendisiydi aslında. Müşterek, beraber, karşılıklı ruhsal işler yapıyorlardı. Ve işte diyor, onları koru, adınla koru, bizim gibi bir olsunlar. Onları bu dünyadan kaldırmanı değil ama şerirden, şeytandan saklamanı diliyorum. Yani İsa Mesih bize bu temennide bulunuyor. Ona gerçekten ne kadar minnettar olmalıyız. Aslında şimdi düşündüğümde ne kadar güzel. Günlük yaşantında aslında hep devamlı kutsal kitaptan düşünüyorsun. Az önce söyledi, ilahi söyledik hastanede dedi. Sen sabah uyandığında burada ilahi söyledik. Aslında yani doğal bir ilişki, değil mi? Evet. Yani hani zorlama değil, hani özel bir zaman değil ama hayatın Rabbe tapınmakla geçiyor yani hayatına öyle geçiyor. Aslında hepimizin bu günlük koşturma içinde
Yani bazen belki unuttuğumuz bir şey. Tabii. Devamlı irtibatı koparmadan Rab'le. Evet. Özellikle benim hani kilise hizmetinde olduğu için eşimin çok yoğun oluyorum bazen ve çok istediğim şekilde yani ruhsal zamana fazla benim istediğim şekilde yer ayıramıyorum diyorum. Gerçi Rab'bin önünde duruyorum, dua ediyorum, sözünü okuyorum ama yani bana yeterli gelmiyor. Ama hamdolsun Rab ona da bana bir çözüm getirdi. Ona çok dua ettim çünkü dedim Rab ben seninle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Ve bunu öyle güzel bana verdi ki nasıl biliyor musun? Ütü yaparken, bulaşık yıkarken, ondan evi temizlerken, işte iş yaparken, bazen yolda yürürken. Ya tabii ki yolda yürürken içimden dua ediyorum ama gerçekten evimin işini yaparken Rab'le iletişimim çok güçlü oluyor. Bugünlerde bana da bir söyleyeyim mi? Bir alet, bereket oldu. Siz ki kötü yüreklisiniz, ya. Evlatlarınıza iyi şeyler vermek istersiniz. Ne kadar ziyade gökteki babanız dilediğiniz takdirde size kutsal ruhu verecek. Amin. Ay kutsal ruhu dilemek ne kadar mühimmiş dedim. Biz sanki hiç okumamışım o ayeti gibi geldi. 67 senedir kitap okuyorum. O günü yeni geldi. Ben kutsal ruhu dilemeliyim her gün demek ki. Evet, tövbe ettiğimizde kutsal ruh içimize geliyor. Ama günlük yaşantımızda, sabah kalktığımızda, dua ettiğimizde bunu dilememiz lazımmış. Amin. Özel bir pişirme tekniği var mı bunun? Üstüne. Buna su koyuyor musun? Yani evet. Üstüne hafif bir tuz gezdireceğim, az. Tuz gezdireceğim. Evet. Çünkü lahana tuzsuz olduğu için. Su koyacaksın mı? Ondan sonra sıcak su. Sıcak su. Evet. Yani üstünü kaplamayacak şekilde bir su. Bu tencere. Yoksa çok pişer. Tane tane olmasını şey yapar, engeller. Eline sağlık. Teşekkür tablo ederim. Tablo gibi oldu. Afiyetle yiyeceksiniz. Yiyeceğiz hep beraber. Dolmalarımızı sardık. Şimdi pişmeye hazır. Götürelim, pişirelim ve afiyetle yiyelim. Ellerine sağlık Gül abla. Afiyet bayağı bir olsun. Dolmamız pişti ama yalnız gelmemiş dolma. Yanında evet. Çiğ köfte değil mi? Çiğ köfte, çorbamız var. O zaman yemeğe başlamadan önce bir belki dua alalım. Suzan anne dua etsin. Sevgili Rabbim sana çok teşekkür ederiz bugün için ve bu sofra için. Bize bahşettiğin bütün iyilikler için, bu bereketler için minnettarız. Bütün kalbimizle şükrediyoruz. Seni yüceltiyoruz. Bütün olmayanlara da sen ver. Hastalarımıza da şifa ver. Senin izzetin için diliyorum. Amin. 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 Bir şey alayım lahana bir de. Bıraktık olmasa alayım. Tamam. Yeter. Yeşillik bırakayım mı yanına? Yok yok. Bir sonra. Tadına bakayım. Tamam. Ekşi ekşi çok güzel, eline sağlık Allah. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Burada resimler görüyorum da ben, fotoğraflar. Evet. Şu düğün fotoğrafınız mı? Evet, o bizim düğün resmimiz. Hı hı. 1994'te evlendik. Hı hı. Ne kadar güzel farklı olmuş. Hı hı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Peki Suzan hemşire sana yemeğine falan herhalde kiliseden kardeşler geliyor, yardım ediyorlar değil mi? Yok yok, ben yapıyorum. Yapıyor ama o her şeyini yapıyor. Yavaş yavaş yorulunca yatarım ve yarım saat şöyle bir istirahat yaparsam şifa alırım, dua ederim. Ondan sonra kalkar aklıma ne iş gelirse yaparım.
evimin işi bana ait. Hı hı. Dışarıdan getirdim. Hepsi bir arada oluyor ama daha çok yoruluyorum. Hı hı. En iyisi az az yapıp kendimi idare etmek. Dua toplantılarına gidiyorsun ama sen de, değil mi? Çarşamba günleri bizde toplantı var. Her çarşamba. Senin evinde. Biz vaat ettik ablamla beraber. O zaman toplantıya biz gidiyorduk, ev toplantılarına, ama biz eve alamıyorduk. Hı hı. Bize büyük odalı bir ev verirsen biz de toplantı alalım dedik. Hı hı. O sözümüzü tuttuk ve burası, bu eve Rab mücize ile bu evi bize verdi. 52 senesinde geldik, yanlış olmasın. Ondan beri her evvelleri ayda bir alıyorduk toplantı, şimdi her hafta. Serbest olduktan sonra ablamla beraber vadımızı yapıyoruz. Çarşamba günleri çok güzel geçiyor. Benim bütün sevincim bu toplantılarda geçiyor. Heyecanla bekliyorsun. Kardeşler hepsi de çok değerli. Çünkü İsa Mesih'e iman ediyorlar. Onların sevgisi beni mutlu ediyor. Sevgi her şeyden önemli. İsa Mesih'in sözüne uygun oluyor. İşte hamdolsun çok mutluyuz. Ya telefon yaparım ihtiyacım olursa kızıma, o gelir. İhtiyacım varsa gelirken alayım. Yok yok sen gel yeter, biz dua edeceğiz seninle derim. Bazen de şu ihtiyacımı getir derim. İşte böyle yaşlılığımda böyle bana bir mutluluk verdi. Ama Rabbin evinde geçirmek benim arzum oldu gençliğimden beri. Hı hı. Okuduk mu 27 mezmurun 4. ayeti. Rabbim bir şey diledim. O çok güzel bana şey tesir etti. Hayatımın bütün günlerinde onun güzelliğini görmek için onun evinde oturmak. Hı. O zaman ben hoşuma giden bu ayet şimdi yaşlılığımda bana gıda oluyor. Ben bunu gençken diledim, Rab de verdi diyorum. Ben Allah. Seviniyorum. Bu zaten sendeki yaşama sevinci Rab'den. Ha, gençler evet. bile bana hı-hı. diyor ki, evet. niye sen her zaman neşelisin? Hı-hı. Kiliseden bir çocuk, şeyin çocuğu, Adem biraderin. Hı-hı. Ben şaşırdım, say mı dedim, öyle hı-hı. miyim? Evet, daima sevinçlisin. Hı-hı. Sonra eve gittim düşündüm bu çocuğa ne diyeyim ki bereket olsun. Hı. Ertesi hafta dedim ki sen bana bir şey söyledin. Doğru mu dedim bu söylediğin? Evet daima böylesin. Ama benim marifetim değil dedim. Oğlum sen de İsa Mesih'e iman edersen sen de böyle yaşlanana kadar mutlu olursun dedim. Gül abla bizi bugün ağırladığın için. Çok teşekkür ediyoruz sana. Rica çok, ederim. Hoş bir sohbet oldu, iyi bir zaman oldu. Hı hı, ellerine sağlık, yemekler de çok güzeldi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hı, rica ederim. Ne güzel. Hı hı. Kardeşlerle beraber zaman hı. geçirmek bir harika. Doğru, hı. doğru. Bir Mutfak, Bir iki Hayat programımızın sonuna geldik. Tekrar Gül ablaya teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hı.